NTV ekonomi notlarıyla devam ediyoruz. Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar rekora doymuyor. Bu sabah 3 lirayı görmüştü. Hatırlayacaksınız dolar TL Asya işlemlerinde. Bankalarası piyasada da en yüksek 2.9914'ler görüldü. Dolar, euro ve döviz sepetinin bu sabah yeni tarih zirvelerini test ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Euro bu sabah 3.34'ü aşmıştı. Şu anda 3.3255'ten geçiyor. Dolar TL 2.97'lerde sabah 3'ü gördükten sonra döviz sepetinde de 3.17'nin üzerine çıkarak tarihi zirveyi görmüştük. Şu anda orada da 3.14.93'lü seviyeleri yine görüyoruz. Bu arada faiz içeride hareketli. 2 yıllık gösterge faizde biz %11 seviyesinin aşıldığını gördük. Bu Mart 2014'ten beri en yüksek seviye. Endekste borsada satışlar hızlandı. Sabah satıcılı bir seyir vardı. Şimdi ikinci seans işlemler de başladı. 74.000'in yeniden altındayız ikinci seansla birlikte. Burada borsanın bir haftada %7,5 değer kaybettiğine dikkat çekelim. 10 ayın en düşük seviyesi borsa. Dolar bazında bakıldığında doların artması borsanın da aslında 6 yılın en düşük seviyesine gelmesine yol açıyor. Dolar bazında ucuzlayan bir borsayla da karşı karşıyayız. Dışarıda piyasalarda nispeten zayıf. Hem dün FED tutanakları açıklandı. Bunun yansımaları hazmediliyor. Eylül ayında bir faiz artışı kesin olmadığı ortaya çıktı. Bu tutanakların dediğimiz gibi bir hazmedilme süreci var küresel piyasalarda. Amerika'da vadeli piyasalar bugün için satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Almanya'da, İngiltere'de borsaların 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu görüyoruz. Güvenli liman olan altın ve Amerikan tahvili ön plana çıktı. Amerikan tahvili öne çıkınca Amerikan faizi biraz gevşiyor ve altın 5 haftanın zirvesinde içeride kurun da etkisiyle gram altının 108 lirayı aşarak 4 yılın zirvesine çıktığını yine bugün gördük. Ve biraz Çin kaynaklı petrol fiyatlarında düşüş var. Brent 6 ayın en düşüğüne yakın ki biz akaryakıt fiyatlarında Brent türü petrolü baz alıyoruz. 46,39 dolardan geçiyor şu dakikalar itibariyle. Biz hemen piyasalara dair bir yorum alalım. Karşımızda Enver Erkan var, ALB Forex analisti. Enver Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi önce kuru soralım. Herkes dolar TL'yi izliyor. Bu çok önemli bir barometre Türkiye için. Dolar TL'deki artış tansiyonun da biraz artmasına yol açıyor. Bu sabah görülen 3 seviyesi de biraz bugün özelinde gözlerin yeniden kura dönmesine yol açtı. Nedir temelde kuru yükselten? Burada hep konuştuğumuz faktörler var zaten. Fed'in faiz artışı gibi, siyasi belirsizlik gibi, güvenlik endişeleri gibi. Ama bu sabah özelinde bu hareketi biraz Merkez Bankası'nın faiz silahını kullanmamasıyla mı tetiklendi? Neden? Tabii genel durum itibariyle bakacak olursak iç kaynaklı fiyatlamalar şu anda daha etkin kur bazında. Çünkü FED tutanakları sonrasında biz FED'in pasif kaldığını gördük ve dolar küresel piyasalarda geriliyor. Ancak baktığımız zaman TL'nin bütün para birimlerine karşı olan zayıflığından dolayı kurda yukarı yönlü hareket etkili olmuş durumda. Tabii bunun birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi politik belirsizlik her şeyden önce. Kırılganlığı arttıran bir etmen. Ve tabii buna terör olaylarının artmasıyla beraber yükselen risk primini de eklemek gerekiyor. Risk primi burada tabii söz konusu olduğunda faiz çok önemli bir gösterge haline geliyor ki biz gösterge faizde bugün %11 seviyeleri üzerine doğru gelmiş durumdayız. Kurda psikolojik seviyeyi test etti açıkçası baktığımız zaman, ancak bu sabahki özellikle yükseliş 3 seviyesinin üzerine doğru kurun çok hızlı bir şekilde çıkabileceği durumunu gözler önüne seriyor. Tabii burada Merkez Bankası'na gözler çevrilmiş durumda. Merkez Bankası'nın son günlerde piyasayla olan iletişimi pek piyasaları tatmin ettiğini söyleyemeyiz. Özellikle sadeleştirme politikası altında ileride izlenecek faiz politikasına ilişkin, faiz arttırım sürecine ilişkin açıklamaların, teknik notların şu anda piyasa tarafından yeterli görülmediğini görmekteyiz. Şu an bu nedenden dolayı kur iç dinamiklerden dolayı yukarı yönlü bir hareket şeyinde. 3 seviyesi görüldükten sonra 2.95 seviyesinde altına düşmeyen bir kur söz konusu. Dolayısıyla yukarı yönlü hareket her an etkili olabilir. Gözler burada Merkez Bankası'na elbette çevrilmiş durumda. Merkez Bankası'ndan müdahale bekleniyor veya bir faiz arttırımı gibi radikal, aktif, proaktif hamleler bekleniyor. Bu bağlamda baktığımız zaman içeride bu gelişmeler gerçekleşmediği sürece ya da olumlu bir haber akışı sağlanmadığı sürece kurdaki bu yukarı yönlü hareketlenmelerinde TL'nin kırılganlığı çerçevesinde devam edeceğini öngörebiliriz. Merkez Bankası'nda mı? Merkez Bankası devreye girer mi? Bu konuda hani ciddi anlamda bir beklenti var mı piyasada? Merkez bir yol haritası açıkladı ve bu yol haritasındaki pek çok maddeyi de ben gerekirse Fed'den sonra, Fed faiz artırdıktan sonra devreye alacağım demişti. Şu anda daha Fed faiz artırmamışken ve Eylül ayında da pas geçeceği gibi bir algı dünkü tutanaklar sonrası oluşmuşken merkezin bugün yarın devreye girmesi beklenebilir mi ve ne yapabilir?
tabii şu an baktığımızda merkezin yayınlamış olduğu notlardan faiz, olası faiz arttırım sürecini FED'e bağladığını görüyoruz. Burada tabii ki dünden önce FED'in Eylül ayında faiz arttırması çok kuvvetli bir ihtimaldi. Fakat FED'in yayınladığı tutanaklardan sonra bunun çok da kesin bir ihtimal olmadığını görüyoruz. Yani FED Eylül'de faiz arttırabilirdi, öteleyebilirdi. Bu tamamen Amerika'dan gelecek ekonomik verilere bağlı bir durum olarak ortaya çıkmış durumda. Ancak tabii burada TL'deki duruma göz kırpmak gerekiyor. Çünkü bir defa faizdeki hareket çok dikkat çekici. Aynı zamanda baktığımızda kurda önemli eşiklere gelmiş durumdayız ve tabii ki sepet kur burada en önemli gösterge. Sepet kurda 3.15 seviyesini bugün aşmış durumda. Bu durumda baktığımız zaman Merkez Bankası'nın müdahale eşiğine yaklaşıldığını, hatta bu müdahale eşiğine gelindiğini söylemek mümkün. Diğer taraftan burada bir değerlendirme yaptığımız zaman Merkez Bankası'nın döviz satarak veya diğer likidite ayarlayıcı araçları kullanarak piyasaya müdahale ettiğinde çok etkili olamadığını biliyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman biraz da 28 Ocak 2014'ü referans aldığımızda merkezden bu önümüzdeki günlerde takvim dahilinde olmayan açıklamalar veya takvim dahilinde olmayan olağanüstü toplantı şeklinde piyasaya bir müdahil olma durumu söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Enver Erkan, ALB Forex analisti, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. Burada özetle Merkez Bankası'nın son iki günde piyasayla kurduğu iletişimin çok da fazla piyasayı tatmin etmediği anlaşılıyor. Bir sadeleşme mesajı geldi o yol haritasıyla ama bu piyasada çok yeterli görünmedi. Yine Enver Erkan'dan aldığımız notlara göre iç dinamiklerle yükselen bir kurla karşı karşıyayız notunu da aldık. Peki borsa tarafı özelinde bir yorum yapacak olursak...